Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Haftanın zeka sorusuyla yeniden karşınızdayım. Öncelikle geçen haftanın sorusuyla başlayalım. Geçen hafta resimde gördüğümüz gibi harika bir soru sormuştuk. Evet, bu sorunun cevabını şimdi veriyorum. Evet, geçen hafta sorduğumuz soruda bir tane profesör öğrencisini bir sınav yapmıştı. Öğrencisine şunu demişti. 15 dakikalık sürecek bir deney yapmasını istemişti. Ve bu deneyin 15 dakikada ne aşağı ne de yukarı yapacaktı. Ve sadece 2 tane kum saati kullanacaktı. Bunlardan bir tanesi 11 dakikalık, bir tanesi 7 dakikalıktı. 15 dakikayı sadece bu 2 kum saatiyle nasıl ölçeriz diye sormuştuk. Bunu şu şekilde yapıyoruz. Deneyi başlatmadan önce 2 kum saatini de başlatıyoruz. 7 dakikalık kum saati dolduğunda 11 dakikalık kum saati ters çeviriyoruz ve deneyi başlatıyoruz. Yani 7 dakikalık dolduğunda 11 dakikalık kum saatinde 4 dakikalık bir zaman kalmış oluyor. 4 dakikalık zaman bittiğinde hemen 11 dakikalık kum saati tekrar çevirdiğimizde 11 dakika daha devam edecek. 4 dakika, 11 dakika daha 15 dakika yapmış oluyor. Evet, geçen hafta ilginç bir soru sormuştuk. Kısa bir sorumuz vardı. Bu sorunun cevabını da yan tarafta birlikte izleyelim. Geçen hafta sorduğum soruda, evet, bu sorudan sonra sokakta giderken mutlaka kanalizasyon kapaklarına dikkat etmiştirsiniz. Evet, kanalizasyon kapakları neden yuvarlaktır diye sormuştum. Bu sorunun cevabı şu olacaktı. Eğer bakın yuvarlak değil de dikdörtgen ya da kare olsaydı bu kapakları yanlışlıkla kaldırdığımızda içeri düşme ihtimali olabilirdi. Ama yuvarlak bir kapak hiçbir zaman içeri düşmez. Yani içeri düşmesin diye bu kapakları dizayn etmişler. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu sorunun linkini ve geçen haftaki sorunun linkini videonun sonuna bırakacağım. Oradan tekrar izleyebilirsiniz. Evet, bu haftanın sorusuna gelelim. Evet, sorumuz geliyor. Etrafta kedi ve fareler var. Kedi ve farelerle alakalı harika bir soru. Evet, bir mahallede 5 tane ev varmış. Her evin 5'er tane kedisi varmış. Her bir kedi 5 tane fare yakalayabiliyormuş. Evet, eğer fareler yakalanmasa her bir fare 5 avuç buğday yiyecekmiş. Bir avuç buğday 5 gram geldiğine göre bu kediler fareleri yakalamakla ne kadar buğday tasarruf yaptırmış oluyor? Evet, farelerin ne kadar buğday yediğini bulacağız. Evet, bu sorunun cevabını bir hafta sonra cumartesi günleri yayınladığım haftanın zeka soruları vereceğim. Abone değilseniz abone olur ve like atarsanız çok memnun olurum. Bir hafta sonra yeniden görüşmek üzere. İyi günler.